Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye dünyayı titretti. Türkiye'den yerli devrim geldi. Dışa bağımlılık artık sona erdi. Değerli takipçilerimiz, Türkiye savunmada %100 yerlilik hedefiyle başlattığı projelerini tek tek hayata geçiriyor. Askeri araç, teçhizat ve silah sistemlerinde %80 yerlilik oranını aşan Türkiye, kara, deniz ve havada devrim yapıyor. Artık donanmada milli ve yerli modern platformlar boy gösteriyor. Almanya, Fransa ve Amerika'dan alınan fırkateyn ve korvetler yerini yerli ve milli projeler alıyor. Kıymetli izleyenler, savunma sanayinde yerlilik oranı %80'e çıkarken, kara, deniz ve havada geliştirilen askeri araç, teçhizat ve silah sistemleri göz dolduruyor. Milli platformlarla MİLGEM Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katılıyor. 2025'te MİL'den denizaltısı Mavi Vatan'ı koruyacak. Havada da yerli araçlar TSK envanterine girdi. Kore yapımı KT-1 yerine Hürkuş, helikopterde Fransız yapımı Kuagar ve Amerikan yapımı UH-1'in yerine Atak ve Gökbey geldi. İsrail yapımı Heron'un yerini ise Akıncı, Anka ve Bayraktar TB2 aldı. Savunmada %100 yerlilik parolasıyla milli üretimde çıtayı yükselten Türkiye, hem dizayn hem de savunma araçlarının motor gibi güç unsurlarında mutlu sona ulaştı. Türkiye, Amerika ve İsrail'i resmen devre dışı bıraktı. Kara, araç ve sistemleriyle başlayan milli atılım deniz ve havada yerli dönüşüm sağladı. Askeri araç, teçhizat ve silah sistemlerinde %80 yerlilik oranını aşan Türkiye, kara, deniz ve havada geliştirdiği ürünleriyle TSK'yı donatırken ihracatta dünyanın ilgisini üzerine çeken bir oyuncu oldu. Mavi Vatan'a milli platform artık donanmada milli ve yerli modern platformlar boy gösteriyor. Türkiye İstif sınıfı fırkateyn ile birlikte Almanya'dan alınan Meko sınıfı fırkateyn ve Amerikan yapımı Gabya sınıfı fırkateyn'e veda etmeyi planlıyor.